Ya tabii şimdi çok acayip gelişmeler oldu. Yani mesela Habertürk durduk yere bir atağa geçti. Önce Evet. Cübbeli'yi çıkarttılar. Evet. Yani onu konuşturdular. Adamı Temiz'e çıkarttılar. Yani her yönden onu koruyan bir üslup kullandılar. Ki Evet. yani asla fikren anlaşamayacakları bir şahıs yani. Ki üsluplarından anlıyoruz. Yani kendilerini kaybederek gülmeleri, yani saygı anlayışları, değil mi? Evet. Dine bakış açıları hissediliyor orada. Evet. Değişik yani. Daha uygun olmayan, yani böyle dinin nezaketine uygun olmayan bir tavır gördük. Evet, Mesela doğru. özellikle o kendilerini kaybederek gülmeler. Onun arkasından bizi çağırdılar. Veya bizi o gün Darwinizm konusunda mat Estağfurullah, edeceklerdi. estağfurullah. Bir harekette olduğu gibi sırt üstü yere düştüler. Maşallah, maşallah. Olmadı dediler. Bir daha hayvan, bir daha sırt üstü. Maşallah, maşallah. Önemli. Arkasından Habertürk'te bu tip haberler çıktı. Üstelik beraat ettiğimiz halde bu kişilerle ilgili olarak hepsiyle biz beraat ettik. Biz bu kız çocukların birkaç tanesini görüştük. Çocuklar diyorlar yani biz tehdit altında bunu söyledik diyor. Ve halen de korkuyorlar. Evet, Yani inşallah. halen de korkuyoruz diyorlar. Çekiniyoruz diyor çocuklar. İnşallah. Evet. Zaten yani hayatın doğal akışına aykırı ifadeler yani izahlar. Yani sırf uçluk olsun diye çocuklara abuk subuk böyle şeyler söyletmişler. Evet. Hayret verici böyle ifadelerle Evet, bulundurtmuşlar. inşallah. Yani insan fıtratına aykırı Evet. dedikleri şeyler. Ama tabii bizim savcılarımız, mahkemelerimiz bunu tespit etti ve beraat ettik. Yani bu şahısların bütün ifadelerine beraat ettik. Evet. Fakat çocuklara öyle bir ifade verilmişler ki mesela bir çetenin oluşması için kanuni şartlar nelerdir? Anlatmıştım Evet, geçenlerde. evet. Mesela 8 tane. Evet. Sen A'yı, sen B'yi söyleyeceksin. Çocuk hakikaten ifadelerin içerisinde sadece A'yı vurgulamış. B'yi vurgulamamış. Öbürü sadece B'yi, Evet. C'yi vurgulamamış. Öbürü sadece C'yi, D'yi. Evet. Yani bir muntazam matematik sistem içerisinde organize edildiği imajını veriyor. Evet. Yani bu kadar düzgün bir şey olmaz. Yani ispatı da olmayan şeyler zaten. Yani çok izah. Ama topladığında A, B, C, D, E, F, G hepsi tamam. Öyle olunca mahkeme tabii ki o zaman çete gözüyle bakılsın dedi. Yani bunlar bu bayanların iddiası cihetinden beraat ettiriyoruz dediler. Ama bu yönüne, çete yönüne bakılsın dedi. Şimdi mahkeme ne yapsın yani? Tam oluşturmuşsun sen tabloyu. Evet. Mahkeme de böyle dedi. Evet, inşallah. O yüzden bu mahkeme süreci başladı. Bakın Habertürk hemen onu kapaktan vermeye başladı. Evet. Ama aynı dönemde yabancı gazetelerde de biliyorsunuz yazılar çıktı. Mesela birçok oradan buradan sesler duyduk. Yani bir hareketlenme oldu aniden. Evet. Mesela New Humanist yani büyük yayın organlarından bir tanesi. Evet. Ve kadrosunda Masonların hakimiyeti bilinir yani yaygın olarak içlerinde Masonlar var. Yani tamamı değil ama var içlerinde Masonlar. Ve etkililer. Evet. Diyor ki bakın Ekim ayında dava sonuçlanacak. Evet. Ve aleyhine sonuçlanacak diyor. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz diyor. Avukat Rezan Aydınoğlu söylüyor diyor. Yani bu çok acayip bir şey. Evet. Rezan Aydınoğlu kim? Fatih Altaylı'nın Avukatı, avukatı. evet. Habertürk kimin kontrolünde? Fatih Altaylı'nın kontrolünde. Şimdi New Humanist'ten tut, Darwinist New Humanist'ten tut, Türkiye'ye kadar bir şeyler var. Evet. Yani anlayamadığımız bir şeyler. Ta Cübbeli'ye kadar dayanıyor olay. Evet. Bakın yani Cübbeli de olayın, Cübbeli'ye de bir görev verilmiş gibi görünüyor. Evet. O da diyor ki, çünkü karşımızdaki 3-4 tane ailenin asıl sorunu diyecek ki yani iki şeyden bunu kurtaracakları kanaatindeler bu konuyu. Bir, benim Mehdi olmadığımı ispat etmek. Evet. Ya kardeşim yemin ediyorum ben Mehdi değilim diyorum. Değil misiniz siz yani? Daha ne diyeyim ben? Yani böyle bir şeyin ispatı da Değil ayrıca mi? nasıl olur? O da bir Tabii merak değilim diyorum. konusu. Şimdi Cübbeli onu söyletince tabii onu da senet gibi görüyorlar. Bizim çocuklar diyecek ki ya diyecekler Cübbeli Mehdi gelmeyecek dedi. Tamam o zaman net bu olay. Biz de ne yapalım? İslam'ın dünya hakimiyeti için, Türk İslam Birliği için yaptığımız gayretleri durduralım. Allah Boş razı olacak bunlar. olsun. Yani
demek ki bu yüzyıl İslam'ın hakim olması mümkün değil. Türkistan Birliği'nin olması da mümkün değil diyecekler. Ya kardeşim, Mehdi olmadığını farz edelim. Farz edelim. Türk İslam Birliği'nin olmaması için ne var engel? Hiçbir engel yok. Yani, Allah'ın gücünde. Değil mi? İslam Birliği olmaması için engel ne? NATO oluşuyor. Avrupa Birliği oluşuyor. Evet. Varşova Paktı bilmem neler oluştuğu zaman değil mi? Evet. Efendim Pekin bilmem ne oluşuyor. Evet. Niçin Türk İslam Birliği oluşmasın? Evet. Ve niçin bir Türk evladı bunun için gayret etmesin? Her Türk'ün, her Müslüman'ın söylediği bir görevdir bu. Türkistan Birliği. Atatürk'ün de sürekli üzerine durduğu bir konu. Türk Birliği ve İslam Birliği. Evet, inşallah. Türkistan evet. Birliği. Tabii. Her vatan evladının ideali olması gerekir bu. Dolayısıyla her dindarın ideali olması lazım. Yani bir Müslüman zaten dünya hakimiyetini, İslam'ın dünya hakimiyetini savunmakla mükelleftir. İnşallah. Evet. Yani onlarca ayet var dünya hakimiyetini anlatan Kur'an'da. Yani sen Mehdi gelmeyecek desen ne olur yani? Evet, inşallah. Ayrıca senin Mehdi gelmeyecek demen zaten Mehdi'nin geleceğine dair alamet oldu. Hadisler de var. Evet. Yani birincisi bu. Yani bunu yaparsak bu çocuklar etrafından dağılır gider. İdealleri de kalmaz, amaçları da kalmaz. Dolayısıyla bizim kontrolümüze girerler. Emrimizi yaparlar. Ondan sonra işte bizim ne diyorsak talimat, robotumuz gibi olurlar. O şekilde yaşarlar diyorlar. Birinci şeydir bu, kozları bu. İkincisi de biz bunu diyorlar hapsettirirsek, yani teknik olarak zaten bir çelikle, betonla bir şey meydana gelmiş olur. Evet, evet. Kardeşim benim kitaplarım ortadayken, benim konuşmalarım ortadayken, evet. Fikirlerim ortadayken, Kur'an ortadayken, Resulullah'ın hadisleri ortadayken, senin beni hapsettirmen neyi değiştirir? Sen çocuk musun? Hiçbir şey değiştirmez. Yani Resulullah hicret etti, değişti mi? Evet. Hazreti Yusuf'u hapse koydular, değişti mi? Evet. Kuyuya koydular, değişti mi? Evet. Değil mi? Evet, inşallah. Said Nursi Hazretleri'ni 30 yıl hapse koydular, değişti mi? Evet. Daha da gelişti, daha hızlandı. Maşallah. Yani o kadar böyle insanlığa uygun olmayan tedbirler düşünüyorlar ki. Ya kardeşim onu yapacağına desene, ben artık bu despot tavrımdan vazgeçtim. Despot demeyeyim de o biraz ağır olur. Yani hüküm olarak söyleyeyim. Yani böyle baskıcı diyelim. Efendim, hürriyeti tahdit eden bir usluptan vazgeçtim. Sen istediğin gibi özgür ol. Arkadaşlarınla görüş, dinini de yaşa. Ehl-i sünnet intikadı içerisinde, inancı içerisinde madem böyle kararlısın, İslam'ı yaymaya, Kur'an'ı anlatmaya, İnşallah. Türkistan Birliği'ne madem kendini adadın, devam et. Ama gel benden de görüş. Ben senin annenin babanım. Arkadaşlarınla görüş. Çözüm budur. Evet. Evet. Ama ben senin başına böyle tam anlamıyla bir zincir saracağım. Sen benim kontrolümde olacaksın. Git dediğim yere gideceksin, gitme dediğim yere gitmeyeceksin. Benim dediğimi yapacağım. Benim istemediğim insanlarla görüşmeyeceksin, istediklerimle görüşeceksin. Bu hayat mı bu? Bunu kimse kabul etmez. Evet, inşallah. Yapmazsan işte 3-4 aile bir araya geliriz. Yalancı şahit de buluruz. Sana dava da açtırırız. İşte falancayı da devreye koruruz. Böyle neticeler aldırtırırız. Bunlar usul değil. Bunlar bizim şanımızı yüceltir. Evet, şerefimizi maşallah. Artırır. Maşallah. Mücadele şevkimizi evet. Artırır. Ben mesela daha önceki yattığım hapis döneminde iftiharla anıyorum. Evet. Akıl hastanesi dönemleri iftiharla anıyorum. Bana yapılan komploları iftiharla anıyorum. O benim rengim, süsüm, şerefim. Maşallah. Ya ben bunlar olmasaydı ben neydim ben o zaman ya? Ben neyim yani? Estağfurullah, maşallah. Nasıl dava adam oluyorum ben o zaman? Evet. Yani hiçbir zora girmemişim. Çile çekmemişim, acı çekmemişim. Ben dava adamıyım. Dava adamıysam işte bu olacak. İnşallah. Cennet istiyorsan bunlar olacak. Eyvallah. Onlar bilmeden İslam'a hizmet ediyorlar. İnşallah. Kur'an'a hizmet evet. ediyorlar. Evet. İslam'ın dünyaya hakimiyetine hizmet ediyorlar. Maşallah. İstese de istemese de beni yüceltiyorlar. İnşallah. Büyütüyorlar Allah'ın izniyle. Maşallah. Yani hapishane benim yani şanımdır. Evet. Maşallah. Yani benim değişmez ismimdir. Değil mi? Evet. Gaybet de Müslümanlar, Mehdi öncüsü olarak gaybet de benim şanımdır. Maşallah. Öncülerinde de var bu. Bir tek Mehdi'de olacak diye bir şey yok. İnşallah hepsinde var inşallah. Onun için yani bu garip uslup ve garip mantık bir süre sonra tam olarak aydınlanacaktır. İnşallah. Bakın Habertürk yani dünyanın masrafını yapıyor. Bakın sür manşetten evet. oraya harcanan kağıda mürekkebe bakın dikkat edin.
Bunu niçin yapar bir insan? Mesela Fatih Altaylı ben tanımam, bilmem. Yani benden de hiçbir kötülük görmüş bir insan değil. Evet. Ama ajan provokatörlerden bir şeyler gördü. Ama ajan provokatörler evet. bize karşı da faaliyet yaptılar. Yaptılar, evet. Ve ona karşı da faaliyet yaptılar. Ama bunun amacı zaten mahkemeye delil oluşturmaktı. Evet. Ajan provokatör kullandılar. Mahkeme delil oluşturdu. Ben Fatih Altaylı'na ne alıp veremedim, evet. tanımam, bilmem. Evet. Herhangi bir insan. Yani bir mantığı var. Ben bütün insanlara iyi davranmak, onların sevgisini kazanmak, onların güzel yola, doğru yola, İslam'a, Kur'an ahlakına yaklaşmaları gibi ideallerim var. Yani ben insanlarla ne alıp veremedim var olumsuz yönde. Niçin öyle bir tavır olsun? Evet. Ama ajan provokatörleri öyle ustaca kullanıyor ki karanlık odaklar. Yani adeta böyle tereyağından kıl çeker gibi netice alabiliyorlar uygulamalar sonucunda. Vazifesi bitince de geri alıyorlar ajan provokatörlerini. Yani evet. mesela değil mi? Evet. Belirli bir süre kullandılar. Kullandıktan sonra aldılar. İş bitti çünkü. Evet. Şimdi bak yeni bir sürü çoluk çocuğu devreye sokmuş. Onları da tehditle. Yani bu işler o kadar zor olmuyor. Yeter ki devletin içerisinde çöreklenmiş iddia edilen Ergenekon örgütünün gücü kullanılsın. Çünkü evet. birçoğu resmi görevde bu insanların. Şimdi resmi görevde olunca olaylar su gibi akıyor. Yani engeli kaldırmak çok kolay oluyor resmi görevde olan bir insan için. Bir uygulama yapmak o kadar zor olmuyor. Evet. Mesela bir ajan provokatörü oluşturmak o kadar zor değil. Ajan provokatörün ifadesini değil mi? O sansasyonel kullanmak da o kadar zor olmuyor öyle tipler için. Ama ellerinden gelen artlarına komasınlar İnşallah. Diyorum. Ben. Her zaman diyorum. Yani. Bunu açıkça söylüyorum. Ama karşımızdaki insanlar bize karşı uyguladıkları her zordan sonunda utanç duyacaklar. İnşallah. Evet. Yani yaptıkları bu olumsuz her tavırdan utanç duyacaklar. İnşallah. Dünyada da ahirette bunun utancını yaşayacaklar. İnşallah. Mesela kokain komplosunu yapanlar utancını yaşıyorlar. Evet. İnşallah. Akıl hastanesinde zulmedenler yine utancını yaşıyorlar. Evet. İnşallah. Ama ben dünyada da ahirette de hakkımı helal ediyorum. Yani ben onlardan bir alıp veremediğim yok. Öyle bir şey demem. Ama bakalım Allah affedecek mi? Bu evet. çok önemli. İnşallah. Bak diyor ki Allah Cenab-ı Allah seni onlar için de 70 kere bağışlanma dilesem diyor. Evet. Yine ben onları affetmem diyor Allah. Maşallah. Ayet var. Kur'an ayeti var. Maşallah. 70 kere diyor bağışlanma evet. dilesem diyor. Değil mi? Ama ben bağışlanma diliyorum. Yani İnşallah. Affediyorum. Bir şey demiyorum. Ama bu olaylar tabii çok şaşırtıcı.